Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 3 Ağustos'ta Türkiye saatine göre akşam 18.58'de Kova burcunun 11 derecesinde Dolunay meydana gelecek. Hava elementinin sabit nitelikli burcu Kova, özellikle zodyakta gruplar, toplumsal konular, arkadaşlık ilişkileri, geleceğe dair hedeflerimiz, planlarımız, programlarımız, bilim, teknoloji, uzay, astronomi, internet, bilişim, sosyal medya ve benzeri alanlardaki çalışmaları kapsar. Ve Kova dolunaylarında bu kavramlarla ilgili konular daha fazla gündemimize gelebilir. Toplumsal olaylarda da dikkat çekici olabilir. Evet, an haritasına baktığımızda Kova dolunayında 18 derece Oğlak burcu yükseliyor ve dolunay haritanın 1. evinde, 7. evinde Güneş yerleşmiş durumda ve çok belirgin bir şekilde Boğa burcundaki Uranüs'ün de Güneş ve Ay'la tam bir kare açısı var. Uranüs Boğa Kova burcunun modern yöneticisi ve dolunay sırasında güçlü bir açı yapıyor. Dolayısıyla dolunaya bir Uranüsyen enerji de veriyor. Kova'da zaten bir Uranüsyen enerjisi vardır. Yani Kova'nın düzene karşı gelen, değişim isteyen, yenilik isteyen, alışılmış, geleneksel değerlere karşı çıkan bir enerjisi vardır. Genellikle bir isyankardır. Devrimlerle alakalıdır Kova. Ve Uranüs'ün de buradaki bu güçlü açısı hem bireysel yaşamlarımızda hem de dünya üzerinde toplumlarda biraz daha belki bu Kova'nın isyankar, karşı gelen, yenilik isteyen enerjilerini deneyimleyebileceğimizi işaret ediyor. Uranüs burada bir huzursuzluk verecektir. Bilinçaltından gelen bir aydınlanma, bir farkındalık. Ama bununla beraber ciddi bir huzursuzluk. Bu huzursuzluk zaten içinde bulunduğumuz şartlardan memnun olmamayı da getirebilir. Ve bu memnuniyetsizlik ve huzursuzluk nedeniyle bir değişim, bir yenilik arzu edebiliriz. İşte bu tarz enerjiler, duygular özellikle Dolunay civarında çok yoğunlaşabilir. Bu kontrol edilmesi zor bir enerjidir. Yani daha sağduyulu, daha sakin, daha mantıklı bir şekilde böyle bir Uranüsyen enerjiyi değerlendirmek gerekir. Verimli olabilir. Evet, önemli farkındalıklar, aydınlanmalar yaşayabiliriz. Belki kalıplarımızı kırmak adına, yapmamız gereken değişimi yapmak adına, cesareti göstermek adına bu Uranüs'e enerjiyi verimli değerlendirebiliriz. Ama böyle bir enerji çok olumsuz ve negatif koşullarda zarar verici de olabilir. Çok fazla fevri, çok fazla bireysel tavırlar ortaya çıkarabilir veya o yenilik isteği çoğu zaman şartları fazla zorlamaya ve bizim için belki de tehlikeli olabilecek, risk getirebilecek eylemlere zemin hazırlayabilir. Sabit burçlar bireysel olarak daha güçlü etki alacaklar. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Kova burçları, Aslan burçları, Akrep burçları ve Boğa burçları. Doğum günleri 30 Temmuz'da 7 Ağustos arası olan Aslan burçlarımız. Yine doğum günleri 30 Ocak 5 Şubat arası olan Kova burçlarımız en önemli etkiyi alıyor. Diğer sabitlerimiz akrepler, 30 Ekim 6 Kasım arası doğan akrep burçlarımız. Bunlar 1-2 derece, 1-2 gün artı eksi değerlendirebilirsiniz. Ve boğa burçlarımız, 30 Nisan 6 Mayıs arası doğan boğa burçlarımız. Güneş burcu doğum günü bugünlerde olanlar önemli etkiler alıyorlar, alabilirler. Ve lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen burçlarınız özellikle sabit burçların 11 derece ve yakınlarındaysa ki bunu artı eksi 5 derece alabilirsiniz. Yine güçlü etkiler alabilirler ve kişisel doğum haritalarınızda 11 derece ve yakınlarında sabit burçlarınız varsa Kova, Aslan, Akrep, Boğa. Demek ki siz de o gezegenlerin bulunduğu pozisyonlara göre ve gezegenlerin temsil ettiği konulara göre bu Kova dolunayının enerjilerini hissedebilirsiniz. Dolunaylar bir tamamlanma etkisi getirir. Genellikle de yeni ayda başlamış konular bir tamamlanır, görünür hale gelir, sonuç verir. Özel 20 Temmuz, 20 Haziran'daki o Yengeç yeni ayının, pardon 20 Temmuz'daki Yengeç yeni ayının etkilerinin ortaya çıktığı, görünür hale geldiği bir süreçte olabiliriz. Bununla birlikte
geçtiğimiz Şubat ayında doğmuş olan Kova yeni ayının da enerjilerinin görünür hale geldiği bir süreçte olabiliriz. Yani geçtiğimiz 6 ay içerisinde başlamış olan bazı girişimler bu dolunayda sonuç verebilir, tamamlanabilir. Evet, Kova sosyal konular dedik, toplumsal konulara dikkat gerekiyor. Tabii ki yeni keşifler olabilir. Uranüs bilimsel konuları da anlatır. Yeni keşifler, yeni bilimsel teknoloji, özellikle teknolojiyle ilgili önemli adımlar atılabilir. Uzay astronomi veya astroloji, astrolojiyi de Kova burcu yönetir. Astrolojinin de daha fazla dikkat çektiği, gündemde olduğu süreçlerdeyiz aslında. Ve bu alanlarda bulunan kişiler, bu alanlarda faaliyet gösteren şirketler. Çünkü Dolunay'ın yönetici yükselen burcu Oğlak. Şimdi Oğlak ve Oğlak'ta yer alan Jüpiter, Plüto, Satürn tam yükselen burcu üzerinde. Bu bir daha ciddi bir yönetimsel yapıları gösteriyor bize. Bu bir şirket olabilir, bir devlet olabilir, kurumsal bir yapı olabilir, otorite pozisyonundaki kişi ve kavramlar olabilir. Bu alanlarda, bu dolunayda dikkat çekici. Yani örneğin teknolojiyle ilgili bir şirket ya da bir yapı. Bununla bağlantılı liderler, devlet yapılır, kanunlar, yasalar ve benzeri konulara da tabii ki Oğlak olarak dikkat çekebiliriz. Belki yine teknolojiyle ilgili ya da sosyal medya, internet gibi alanlarda olabilecek bazı uygulamalar. Bunlara da dikkat çekebilir. Yine internet ve benzeri her türlü dijital platformlarla ilgili gelişmelerin, bu bazen tabii stresli durumların da oluşabileceğini işaret ediyor gökyüzü. Çünkü Uranüs olan yerde biraz beklenmeyeni bekleyin deriz biz. Hani çok da sıradan olmayan, çok da beklemediğimiz ani sürpriz durumlar olabilir. Albani sabit yıldızı etkilidir. 11 derece Kova. 11 derece Kova'da. Şimdi Albani sabit yıldızın şöyle bir enerjisi var. Biraz tehlikeli bir yıldızdır. Skandallarla alakalıdır. İşte yalana, dolana, iftiraya dikkat etmek gerekir. Hırsızlıklara dikkat etmek gerekir. Şimdi tüm bunlar teknolojiyle alakalı olabilir. Dijital platformlarla alakalı olabilir. Veya bunlara hitap eden, bunları yöneten büyük şirketler, büyük firmalarla bağlantılı olabilir. Haber trafiğine biraz dikkat etmek gerekiyor. Veya internet üzerinde, dijital platformlar üzerinde skandal niteliğinde bazı haberler duyabiliriz. Bunlar toplumlara zarar verici nitelikteki bazı uygulamalar olabilir. Ya da işte internet üzerinde olabilecek her türlü yine olumsuz faaliyetler olabilir. Şirketlere dikkat etmek gerekiyor. Özellikle büyük şirketlere, büyük yapılara bu süreç içerisinde. Evet, özellikle sabit burçlarımız daha çok etki alacak dedik ve Merkür ile Satürn'ün tam karşıt açıda olması da dikkat çekici. Çünkü Satürn Kova burcunun klasik yöneticisi. 27 derece Oğlak burcunda tam karşısında 27 derece Yengeç burcunda Merkür var. Merkür Satürn. Satürn olan yerde bir kısıtlama vardır, bir sorumluluk vardır, böyle bir engel vardır. Sanki hani iletişimle ilgili bir engel Merkür olduğu için. Veya bununla ilgili sorumluluklar, belki düzenlemeler, daha yasal düzenlemeler, kurallar, kanunlar, benzeri yapılar söz konusu olabilir. Tabii Merkür ticareti de anlatır. Yani yine dijital platformlar, internet üzerindeki ticari, e-ticaret ve benzeri yapılardaki belki düzenlemeler. Yine her türlü sosyal medya üzerinde olabilecek daha yasal düzenlemeler, yapılar. Satürn olunca biraz hani o zorunluluklarla olan, kurallarla, yasalarla olan tabii ki kısıtlama enerjisini de hissedebiliriz burada. Engelleri de hissedebiliriz. Mars Koç burcunda haritada çok güçlü bir pozisyonda. Güneş'e ve Ay'a olumlu bir açı yapıyor. Aslında cesaret verici, enerjimizi de güçlendirici bir yapıda. Ama tabii bir kontrol de burada olması gerekiyor. Aşırı risklere girilmemesi gerekiyor. Özgürlüklerin çok önemsenebileceği bir dönemdeyiz. Hem bireysel hem toplumsal alanda. Kova kendi bünyesinde zaten özgürlükler demek ve isyankar bir enerji vardır. Kurallara karşı gelmek ister. Bu söz konusu olduğunda
risklere de girilebilir. Tehlikeli durumlara da yol açabilir. Ve bu grupları etkilediğinde, daha toplumsal yapıları, organizasyonları etkilediğinde tabii ki toplumsal huzursuzluklara yol açabilecek durumlara da yol açabilir. Bu enerjileri, en azından negatife doğru çekilebilecek bu enerjileri hem bireysel anlamda hem toplumsal anlamda daha iyi kontrol etmemiz, daha sağduyulu davranmamız gerekiyor. Yeni keşifler olabilir dedik. Bilimsel olduğu kadar biraz uzay ve astronomide olup bitenler de ilgimizi çekecek gibi görünüyor. Yine işte bir kuyruklu yıldız, yine UFO haberleri ya benzeri yeni bir şey keşfi. Hani bunlarla da ilgili önemli haberler duyabileceğimiz bir şeylerin daha görünür olabileceği bir dolunay enerjisinde olabiliriz. Özellikle artı eksi 3 gün önemlidir. Bu da bize 1 Ağustos'ta 7 Ağustos arasını işaret ediyor sevgili takipçilerimiz. Evet, Kova burcu dolunayının Uranüs'le direkt bağlantısı genel olarak doğa olaylarında da beklenmedik bazı ani değişimlere neden olabilir. Hava şartlarında hızlı değişimler. Kova, yani Uranüs fırtınalarla alakalıdır, güçlü rüzgarlarla alakalıdır ve bu tarz hava dengesizliklerinin oluşabileceği bir dönemdeyiz. Aynı şekilde bazı doğa olaylarını Uranüs tetikler. Yani deprem gibi fay hatlarında oluşabilecek yine hareketlilikler, kırılmalar söz konusu olabilir. Bu da yine hani gündemimizde olabilecek, yine bir şekilde ilgimizi çekebilecek bir gelişme olabilir. Tabii hava şartları dedik ve Kova'nın temsil ettiği hava yolları, uçaklar. Şimdi bu söz konusu olunca, Uranüs de söz konusu olunca özellikle uçaklarda, hava yollarında meydana gelebilecek bazı arızalar, kaza olasılıkları da böyle bir dolunay enerjisinde, dolunaya yakın zamanlarda özellikle dikkatimizi çekebilir. Ve sağlığımız tabii ki, dolunaylar biliyorsunuz dünyayı çok etkiler ve bedenimizi de etkiler. Ve dolunay dönemlerinde her şeyden önce ruhsal olarak çok hassas oluruz. Bu dolunayın bizi sinirsel olarak çok uyarmasını bekleyebiliriz. Huzursuzlukları arttırır, yani uyku sorunlarına yol açabilir. Bunun dışında kova dolunaylarında özellikle nörolojik sistemimiz hassas olabilir. Tansiyon problemleri artabilir, dengesizlikleri görülebilir. Dolaşım sistemi, kalp ve benzeri sağlık sorunları olanların, tansiyon sorunu olanların, kronik problemleri olanların ve ailede biraz daha belki olgun yaştaki kişilerin, ebeveynlerimizin, aile büyüklerinin bu konuda daha dikkatli olmasında fayda var. Ufak tefek de olsa belirtilere dikkat edelim. Mümkünse kendimizi çok zorlamayalım. Ruhsal olarak da zorlamamaya çalışalım. Sakin ve dingin bir şekilde dolunayı geçirmeye çalışalım. Evet. Burcunuza ve özellikle yükselen burcunuza göre nasıl etkiler alabilirsiniz? Kısa kısa bunlara da değinelim. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Kova dolunayı 11. evinizde meydana gelecek. 11. ev dolunayları aslında keyiflidir, şanslıdır. Burası bizim hayallerimiz, dileklerimiz, umutlarımızla ilgilidir. Ve bu evde olan dolunaylar bizi bazı hayallerimize, dileklerimize, umutlarımıza kavuşturabilir. Evet, sürprizlerle de karşılaşabilirsiniz. Hani hiç beklemediğiniz durumlar da olabilir. Özellikle kariyerden gelen başarılar, maddi manevi ödüller 11. evin konularıdır. Ve kova dolunayı size daha önce yaptığınız çalışmaların, harcadığınız çabaların sonuçlarını getirebilir. Finansal anlamda sürprizlere hazır olmak lazım. Ama risk almayın lütfen. Yatırımlara, harcamalara biraz dikkatli, temkinli yaklaşmak gerekiyor. Yeni projeler devrede olabilir. Yeni tanışmalar olabilir. Sosyal çevrenizde hareketliliklerin öne çıktığı bir dönem. Özellikle dolunay haftasında ve takip eden önümüzdeki hafta içerisinde daha fazla sosyalleşebilir. Arkadaşlarınıza zaman ayırabilirsiniz. Bazı grupsal etkinliklerde bulunmanız da mümkün görünüyor bu süreç içerisinde. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, kova dolunayı 10. eviniz ve sizin haritanızın en tepesi. Burası toplumsal statünüzle ilgili, kariyerinizle ilgili, işinizle ilgili. Ve bu dolunay bir tamamlanma, bir dönüşüm enerjisi getiriyor. Güçlü bir dolunay. Sabit burçta olduğu için en fazla etki alan burçlardansınız. Özellikle güneş burcunuz 11 derece ve yakınlarındaysa, yani 30 Nisan-6 Mayıs arası doğduysanız
ve yükselen burcunuz, lütfen doğum haritanıza bakınız, kontrol ediniz. 11 derece ve yakınlarındaysa yine önemli etkiler alabilirsiniz ve kişisel haritalarınızda 11 derece ve yakınlarında sabit burçlarınız varsa önemli etkiler alabilirsiniz. Uranüs'ün burcunuzdaki seyri bu dolunayda çok etkin. Yani bu sizde güçlü bir değişim yaratma enerjisi getiriyor. Biraz huzursuz hissedebilirsiniz kendinizi. Gergin ve stresli hissedebilirsiniz. Ani kararlar verebilir. Tepkisel, dürtüsel davranabilirsiniz. Bunları kontrol etmek gerekiyor. Bunun yanı sıra uzun süredir baskı altında hissettiğiniz konular varsa hayatınızda, mesela hoşlanmadığınız bir iş olabilir. Ya da anlaşmakta zorlandığınız kişiler olabilir etrafınızda. Üstlerle ilişkilere dikkat edin. Otoriteyle ilişkilere dikkat edin. Mutlu olmadığınız bir ilişki, mutlu olmadığınız bir iş ya da yaşam alanı. Buralarda Uranüs enerjisi ani değişimler konusunda size cesaret verebilir. İş değişimleri, yer değişimleri, taşınmalar, ilişkilerde bitişler, biraz stresli ve fevri de olabilir. Bunları iyi kontrol etmek, daha sağduyulu, daha güvenli hareket etmek gerekiyor sevgili boğalar. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, kova dolunayı 9. evinizde meydana gelecek. Size dost bir burç aslında, hava elementi. Dolayısıyla kova burcundaki dolunaylar aslında sizi keyiflendirir. Bu dönemlerde daha fazla gezersiniz, seyahatler yaparsınız. Eğitimle ilgili, kültürel faaliyetlerle ilgili aktiviteler artar. Akrabalar, yakınlardaki kişiler, kardeşler, onların hayatlarındaki durumlar biraz daha aktif ve görünür hale gelebilir. Akademik alanda ve belki hukuksal alanda bazı hedeflerinize ulaşacaksınız. Belki bazı işleriniz bitecek. Bunun gibi güçlü etkiler var. Uranüs enerjisi bu dolunayı biraz daha sürprizli, biraz öngörülmez hale getiriyor aslında. 12. evinizdeki bir Uranüs bir fikir değişikliği aniden yaratabilir. Örneğin bir tatil planı organize ettiniz, bir seyahate çıkacaksınız. Bir anda bir değişim yapabilirsiniz. Bir anda başka bir yere gitmek isteyebilirsiniz. Ya da ticari faaliyetleriniz var, yurt dışı ile bağlantılı özellikle işleriniz, çalışmalarınız var. Buralarda ani bir yol ayrımı olabilir, bir değişim olabilir. Belki eğitim hayatınızda hızlı ve değişik gelişmeler olacak. Sürprizlerle karşılaşacaksınız. Özellikle kişisel doğum haritalarınıza bakınız lütfen. 11 derecedeki dolunay doğum haritalarınızda 11 derece ve yakınlarında kova, aslan, boğa ya da akrep burçlarında gezegenleriniz varsa o zaman bireysel etkilerini arttırabilir. O zaman bu biraz belki o Uranüs'ün enerjileri, daha stresli, daha huzursuz enerjileri güçlü bir şekilde alabilirsiniz. Eğer böyle yerleşimleriniz yoksa bu dolunayın size daha hafif, belki daha iyimser etkiler getirmesini veya da çok hissedilmeden de geçebileceğini düşünebiliriz. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, kova dolunayı 8. evinizde olacak. 8. ev krizlerle alakalı aslında. Maddi, manevi, bazı ani durumlar, krizler. Nelere dikkat etmeliyiz? Biraz para konularına dikkat edelim. Çünkü birden ani bir harcama olabilir. Bu ani harcama neden olabilir? Bir hastalık olabilir, bir ameliyat olabilir, işte bir kaza olabilir, bir aracınız bozulabilir. Ya da ilişkilerinizle alakalı, evliliğinizle, eşinizle bağlantılı, hani ortağınızla ilgili belki bazı harcamalar olması gerekir. Yani vergilere dikkat edeceğiz, sigortalara dikkat edeceğiz, kredi borçlarına dikkat edeceğiz. Miras, nafaka gibi konular, tazminat gibi konular ve benzeri hisseli paralarla ilgili konularda biraz da belki beklemediğiniz tarzda değişimler, hızlı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Borçlanmaya dikkat edelim. Bu dolunay civarında birisi sizden borç isteyebilir ya da siz bir kredi arzu edebilirsiniz. Borçlanma konuları biraz riskli. Şartları daha iyi dinlemek gerekiyor. Özellikle sizden para isteyen, borç isteyen kişilere karşı daha temkinli yaklaşmanız gerekiyor. Manevi anlamda da huzursuzlukları arttırabilir bu dolunay enerjisi. O yüzden rahatsız olduğunuz ortamlarda çok durmamaya çalışın. Sizi huzursuz eden bir arkadaş da olabilir bu. Çevrenizden bir kişi de olabilir. Belki biraz yalnız kalmak, biraz iç dünyanıza dönmek, ruh halinizi dengelemeniz için çok faydalı da olabilir sevgili yengeçler. Ve sevgili aslanlar, yükselen burcu aslan olanlar. 11 derecedeki kova dolunayı sizin için çok önemli tabii ki. Tam karşıt burcunuzda meydana gelecek. Özellikle doğum günü 30 Temmuz 7 Ağustos arası olan aslanlarımız. Ve lütfen kişisel doğum haritanızı kontrol ediniz. Yükselen burcu 11 derece ve yakınlarında olan aslanlarımız
önemli etkiler alıyorlar. İlişki dinamiklerinizde önemli farkındalıklar var. Kararlar verebilirsiniz. Yol ayrımları olabilir, değişimler olabilir. Veya karşınızdaki kişi, eşiniz, partneriniz bir anda hani çok fevri bir davranışta bulunup hiç beklemediğiniz bir teklifle, bir fikirle gelebilir. Bunlar evet mümkün olacak durumlar, çünkü Uranüs var burada. Uranüs ilişkilerde, işbirliklerinde ani değişimlere yol açabilir. Bu toplum önündeki statünüzü de değiştirebilir. Örneğin evlenmek olabilir, ayrılmak olabilir, iş kurmak, işbirliğini sona erdirmek ve benzeri. Taşınmalar olabilir. Yani tüm bunlar haritanızın aldığı etkilere göre değişkenlik gösterebilir. Huzursuzluklara dikkat edelim. Ani tepkilerden, dürtüsel tavırlardan uzak durmaya çalışalım. Mümkün olduğunca bu enerjileri daha sağlıklı, daha sağduyulu, daha mantıklı bir şekilde ele alıp değerlendirmemiz gerekiyor sevgili aslanlar. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, kova dolunayı 6. evinizde olacak. Çok etki alan bir burç değilsiniz aslında. Etki alabilmeniz için doğum haritanızdaki gezegenlerin dolunay dereceleriyle temaslı olması lazım. O yüzden lütfen kontrol ediniz. Özellikle 11 derece ve yakınlarında sabit burçlarınız varsa, evet, o zaman bireysel etkiler alabilirsiniz. İş hayatınız, mesleğiniz, günlük çalışma koşullarınızda bazı değişimler olabilir. Kullandığınız araç gereçlerde değişimler olabilir. Arızalara dikkat edin. Bilgisayarınızda, telefonunuzda, iş yerinizdeki özellikle internet ve benzeri hani sistemlerde, bilgisayar sistemlerinde böyle ani arızalar olabilir. Ya da tamamen bazı güçlü köklü değişimler yapabilirsiniz. İşler, mesleğinizle ilgili iş değişimleri olabilir. İşten ayrılma, yeni bir işe girme gibi durumlar olabilir. Yanınızda çalışan kişiler işten ayrılabilir. Ya da yeni bir yardımcı bulabilirsiniz. Sağlığınıza biraz dikkat edin. Çünkü kova biraz tansiyon, sağlık sorunları, böyle dolaşım sistemi problemleri, nörolojik sorunlar, kalp ve benzeri problemleri, özellikle kronik problemleri olanları etkileyebilir. Bunlara daha dikkatli yaklaşmakta fayda var. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, evet, kova dolunayı 5. evinizde olacak. Aslında sizin için güzel bir dolunay, keyifli bir dolunay, olumlu bir enerjisi var. Aşk hayatınızda hızlı ve sürpriz gelişmeler olabilir. Aşık olabilirsiniz. Bir anda çok sizi heyecanlandıracak birisi karşınıza çıkabilir. Birisi teklif edebilir. Bir teklif alabilirsiniz. Çocuklarla ilgili sürpriz değişimler var. Belki hamilelik olacak veya çocuğunuzla ilgili onun eğitimi olabilir. Okulu, sınavı ve benzeri konularda hızlı, ilginç gelişmeler söz konusu olabilir. Beklediğiniz paralarla ilgili, mesela çocuğunuzun okuluyla ilgili bir burs beklentiniz var. Bununla ilgili bir gelişme olabilir. Yatırımlarınıza dikkat edin. Çok riskli piyasalardan uzak durmakta biraz fayda var. Yani çünkü Uranüs ani iniş çıkışlar da getirebiliyor piyasalarda. Bu hızlı, tabii ki hızlı ve ani para kazançları olabilir. Ama hızlı kayıplar da olabilir. O yüzden en iyisi istikrarlı, dengeli, güvenli hareket etmek bu süreç içerisinde sevgili teraziler. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Evet, kova dolunayı 4. evinizde olacak. Siz de bir sabit burçsunuz. Siz de çok güçlü etki alan burçlardan birisiniz. Özellikle güneş burcunuz, doğum gününüz 30 Ekim 6 Kasım arasıysa bireysel olarak güçlü etkiler alıyorsunuz. Zaten Uranüs'ten de güçlü bir etki alıyorsunuz şu aralar. Ve lütfen kişisel doğum haritanıza bakınız. Yükselen burcunuz 11 derece ve yakınlarındaysa veya sabit burçlarda gezegenleriniz varsa yine etkiler artabilir. Ev alanınız, yuva alanınızda bazı değişimler olabilir. Yani bu taşınma konularını çok aktifleştirebilecek bir dolunay aslında. Yer değişimlerini. Yani şehir değişimi, ülke değişimi bile olabilir. Böyle çok köklü değişimler. Şimdi bu değişimler, taşınmalar bir nedenden de olabilir. Yani bu evlilikle ilgili olabilir. Evden ayrılabilirsiniz ya da süregelen bir evlilik bitebilir, boşanabilirsiniz. O yüzden evden ayrılabilirsiniz. Yer değişimleri, ikametgah değişimleri olabilir ya da iş birlikleriniz, kariyerde olacak bazı değişimler yine bazı yer değişimlerine neden olabilir. Tüm bunlar değişkenlikler gösterebilir. Aile konularınız öne çıkıyor. Ebeveynleriniz, anneniz, babanız, biraz onların sağlıklarına dikkat etmek lazım. Çünkü bu özellikle ailedeki kişinin sağlıklarını etkileyebilecek de bir dolunay. Kalp sorunu olanlara, dolaşım sisteminde tansiyon sorunu olanlara dikkat etmek lazım. Dolunay enerjisiyle beraber. Bir de nörolojik sistem özellikle. Sinir sistemi daha fazla etkilenebilir. Bu dolunay enerjisiyle beraber sevgili akrepler.
Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, dolunay 11, 3. evinizde 11 derece kova burcunda olacak. Size dost bir burç aslında kova. Genel olarak aslında bu dolunay size yeni teklifler, yeni fikirler, yeni düşünceler getirebilir. Yeni bir eğitime başlayabilir ya da süre gelen bir eğitiminizi tamamlayabilir, başarılı olabilirsiniz. Bir ticari konuda gelişmeler olabilir. Bilgisayar alabilirsiniz, telefon alabilirsiniz, değiştirebilirsiniz, otomobil alabilirsiniz, seyahate çıkabilirsiniz. Kardeşlerle ilgili belki ilginç gelişmeler var. Belki komşularınızla ilgili hiç beklemediğiniz sürpriz değişimler olabilir. Evet, tüm yakın çevrenizdeki kişi ve onlarla ilişkiler bu dolunayda sanki sizi daha fazla etkileyecek gibi görünüyor. Uranüs enerjisi söz konusu. Uranüs de işte beklenti dışı durumlara işaret ediyor bu dönem içerisinde. Daha çok sizden çok hani yakınlarınızdaki kişilerle bağlantılı olabilir bunlar. Kişisel doğum haritalarınıza bakınız lütfen. Özellikle 11 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa evet, bireysel olarak etkiler alabilirsiniz. Muhtemelen böyle bir ani seyahate çıkma, tatile çıkma olabilir. Veya bir iş için olacak bu ya da eğitim için olacak. Yani bir şekilde seyahatler, geziler, yolculuklar olabilir. Ya da sizi ziyarete gelen, uzaklarda yaşayan kişiler olabilir. Bir anda böyle akrabalarla, kardeşlerle temaslarınız da artacak gibi görünüyor. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Kova burcu dolunayı ikinci evinizde. Bu dolunay parasal koşullarınızı şekillendiriyor. Hani maddi durumunuzla ilgili biraz ani gelişmeler olabilir. Hızlı para kazançları, belki hızlı çıkışlar, harcamalar, alışverişler olabilir. İş hayatınız ve mesleğinizi tabii ki etkiliyor. Çünkü para, yani işten gelen, çalışarak elde ettiğiniz paralarla alakalı kazançlarınızda değişimler olabilir örneğin. Buna neden olabilecek yine iş, mesleki ve kariyer hayatınızda bazı gelişmeler olabilir. Teknolojiyle ilgili yatırımlar yapabilirsiniz veya teknolojiyle ilgili belki bazı işlere girebilirsiniz örneğin. Kişisel doğum haritalarınıza lütfen bakınız. 11 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz varsa kova, aslan, boğa, akrep, o zaman bireysel olarak maddi durumunuzla ilgili gelişmelerin bu dolunayda hızlı bir şekilde olmasını da bekleyebiliriz. Yatırımlara dikkat edin. Riskli piyasalara dikkat edin. Çünkü Uranüs boğada özellikle para piyasalarında biraz hızlı inişlerin çıkışların olabileceğini işaret ediyor bu dönemde. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, evet, sizin dolunayınız. Sizin dolunayınız olduğu için hani hem zihinsel anlamda, duygusal anlamda güçlü etkiler altında olacaksınız. Yani önemli farkındalıklar getirebilir bu dolunay size. Hayata bakışınız, düşünceleriniz, inançlarınız, beklentilerinizde hızlı değişimler olabilir Uranüs etkisiyle. Ve tabii ki yeni kararlar verebilir. İstem dışı da bazı dönüşümlerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle doğum gününüz 30 Ocak, 6 Şubat arasıysa daha çok etki alıyorsunuz. Ve bunun yanı sıra yükselen burcunuza lütfen bakınız. 11 derece ve yakınlarındaysa ve kişisel doğum haritalarınız özellikle sabit burçlarda yerleşimleriniz varsa bireysel etkileriniz o zaman artacaktır. İlişki dinamiklerinizle ilgili etkiler olabilir. İş hayatınız, kariyerinizle ilgili değişimlere karar verebilirsiniz. Taşınmalar, evle ilgili yer değişimleri, anne baba ebeveynlerle ilgili konular, kavramlar olabilir. Tüm bunlar mümkün. Genç bir kovaysanız belki evden ayrılacaksınız. Daha hani bireysel olarak kendi hayatınızı kurmak isteyeceksiniz. Belki evleneceksiniz. Belki işiniz değişecek. Olgun yaşlarda bir kovaysanız anne baba ebeveynlerle ilgili mevzular hayatınızda biraz ani de olsa hani böyle bir düzen değişimine neden olabilir. Evinizi alıp satabilirsiniz. Taşınabilirsiniz gibi değişimler, yenilikler hayatınızda güçlü bir şekilde bu dolunayla beraber daha görünür hale gelebilir. Ve sevgili balıklar, yükselen burcu balık olanlar. Kova dolunayı 12. evinizde. 12. ev farkındalıkla alakalı aslında. Yani bilinç dışınızla alakalı. Maneviyat, ruhsallıkla ilgili konularda bir aydınlanma enerjisi var. Biraz huzursuz hissedebilirsiniz kendinizi. Dolunay haftasında rüyalarınızı iyi takip edin. Çok ilginç rüyalar görmeniz mümkün. Bunun yanı sıra ruhsal, bedensel, zihinsel. Hani biraz sağlık konuları hassasiyet kazanıyor. Lütfen kronik sorunlarınız varsa, önemli tansiyon dengesizliğiniz varsa
ya da bir dolaşım sistemi problemi, bir kalp probleminiz varsa bu dolunayda lütfen dikkat edin. Sizinle beraber yakınlarınızla da ilgili olabilir. Bazen evcil hayvanlarınızın sağlıkları gündeme gelebilir. Daha özenli, dikkatli olmak gerekiyor. Uranüs 3. evinizde olduğu için trafikte, hareketlerimizde dikkat edelim. Kazalara karşı önlem alalım. Bazen hiç beklemediğimiz bazı bilgiler gelebilir. Hani gizli olan bir şeylerin de açığa çıkabileceği bir dolunay. Yani örneğin sizden saklanan bir sırla karşılaşabilirsiniz. Belki herhangi bir konuda bilgi paylaşımında özellikle yanılgılar var. Ya da bilinçli bazı durumlar var. Bunlarla karşılaşabilirsiniz. Dikkat etmek lazım. Gizli düşmanlıklara dikkat edelim. Bir anda bir gizli düşmanlık. Belki çok yakın bildiğiniz birinin işte konuşmaları, dedikoduları, iftiraları bir anda hani böyle dolunayda gündeme gelebilir. Bunlar da huzursuzluk yaratabilir. Ama her şeyden önce bilmediğiniz bir şeyi öğrenmek bir farkındalık getirecektir size. Belki bu farkındalıkla beraber bazı ilişkilerinizi de gözden geçirebilirsiniz. Belki bazı davranışlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Bir şeyleri tamamlamanız, bitirmeniz, geride bırakmanız da bu dolunay enerjileriyle beraber mümkün olabilir sevgili balıklar hayatınızda. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.